Merhabalar, ben yine Canan. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere mercimekli çörek yapacağım. Bu tamamen vejeteryan bir usul olacak ama isteğe göre kıymalı da yapabilirsiniz. Evet, başlayalım. Hamur için 2 yumurta, 1 bardak süt veya 200 ml, 75 ml zeytinyağı, 1 bardak veya 200 ml yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 kahve kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke ve aldığı kadar un. İçi için 1 bardak yeşil mercimek, 2 havuç, 1 kuru soğan, 1 demet maydanoz, tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Açılan hamurlara sürmek için tekrar zeytinyağı ve üzerlerine sürmek için yumurtanın sarısı ve yine 2 kaşık zeytinyağı. Evet, şimdi hamurunu hazırlıyoruz. 2 yumurtayı kırıyoruz ilk önce. Süt giriyor içine. Ve sonra zeytinyağı ve 1 bardak yoğurdumuzu da içine katıyoruz. Yani ilk önce sıvı malzemeler giriyor. Tuzunu alıyoruz. Ve sirkemiz. 1 yemek kaşığı demiştik. Ve hepsini karıştırıyoruz sıvı malzemeleri ilk önce. Çatal yardımıyla. Ve kabartma tozumuzu da içine katıyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş ilk önce çatal yardımıyla karıştırarak unumuzu alıyoruz içine. Ve hamurumuz kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar un katıyoruz içine. Evet, sonra çatallı olmayınca elimizle devam ediyoruz yoğurmaya. Ve daha sonra da tezgahımızın üzerine alıyoruz. Ve evet, hamurumuz bitmiştir. Şimdi üzerini kapatıp hamurumuzun hemen hemen 15 dakika buzdolabında bekleteceğiz. Diğer tarafta mercimeklerimizi pişiriyoruz. Suda iyice haşlıyoruz. Hemen hemen 15-20 dakika. Yeşil mercimek çabuk haşlanıyor. Ve sonradan süzüyoruz piştikten sonra. Evet, içi için soğanı soyup küçük küçük kesiyoruz. Havuçları da rendeliyoruz. Ve maydanozumuzu da ince ince kıyıyoruz. Evet, diğer tarafta bunlar bittikten sonra ısınmış tavaya zeytinyağımızı alıyoruz. Ve şimdi soğanlarımızı ilk önce kavuracağız. Soğanlar kavrulduktan sonra rendelenmiş havucu da soğanlarla birlikte kavuruyoruz. Tuz ve karabiber içine giriyor. Ve haşlanmış mercimeğimizi de alıyoruz. Ve biraz da mercimekle kavuruyoruz.
ve içimiz böyle bitmiş demektir. Altını da kapatıyoruz. Hepsi kavrulduktan sonra. Altını da kapattıktan sonra maydanozumuzu içine alıyoruz. Tekrar maydanozla da hepsini karıştırıyoruz ve içimiz bitmiştir. Soğumaya bırakıyoruz. Evet, 15 dakika sonra hamurumuz bitmiş. Buzdolabından çıkarıp tezgahımızda tekrar yoğuruyoruz. Ve biraz uzun bir şekil verip 4 parçaya böleceğiz hamurumuzu. Evet, elimize yuvarlak şekil veriyoruz hamurlara. Ve biraz unluyoruz. Tezgahımızı da unladıktan sonra şimdi açabiliriz. Bir merdane yardımıyla açmamız kafi bu çörekleri. Çok ince olmalarına gerek yok. Börekteki gibi. Arada sırada unlayıp açıyoruz merdane yardımıyla. Evet. Sonra üzerine zeytinyağı döküp sürüyoruz zeytinyağını bütün hamurumuza. Bu zeytinyağının miktarı tamamen isteğe bağlı. Bazıları daha yağlı seviyorsa daha fazla yapabilir. Bazıları daha az kullanabilir yağı. Ve daha sonra da içimizi bütün her tarafına yayıyoruz. İçi az veya çok nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Şimdi kaşar da rendeleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor kaşarlı da. Evimde kaşar olmadığı için ben bunu yapamadım. Ama kaşar da çok yakışıyor. Evet, şimdi de yavaş yavaş kapatıyoruz hamurumuzu. Aynen böyle. Rulo haline getiriyoruz. Ve yağlanmış veya yağlı kağıtlı olan fırın tepsisini alıyoruz. Evet, yumurtanın sarısını ve zeytinyağını şimdi karıştıracağız üzerine sürmek için. Ve bu yumurta karışımını üzerine fırça yardımıyla sürüyoruz. Bu işlemden sonra çöreklerimiz 200 derecelik fırına 20 ile 30 dakika arası geliyor. Ve 20-25 dakika sonra böyle kızarmış oluyorlar çöreklerimiz. Şimdi istediğimiz büyüklükte kesebiliriz çöreklerimizi ve servise sunabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve herkese afiyet olsun diliyorum.